hastası hangi durumlarda yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor hocam? Şimdi öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Avrasya Hastanesi'nde bu pandemi sürecinde çok yoğun bir çalışma sergilendi. Bütün hekim arkadaşlar, hemşire arkadaşlarımız, diğer sağlık personeli, bütünümüz her aşamada ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Evet. Yoğun bakımda bunun bir tarafındaydı. Yeni koronavirüs, yeni COVID-19 enfeksiyonunun yarattığı pandemi bütün dünyada ciddi problem oluşturuyor. Ve şu anda çok sayıda insan bu nedenle muzdarip. 65 milyonları geçti toplam sayı, ölüm sayısı 1,5 milyonu geçti ve ölümler de doğal olarak yoğun bakımlarda gerçekleşiyor. Bu da şunu getiriyor, bu hastalık hastaların bir kısmını yoğun bakıma düşürüyor. Evet. Yoğun bakım oranları çok yüksek değil aslında. 65 milyona bakıldığında yoğun bakıma gelen, yoğun bakıma başvurmak zorunda olan hasta sayısı çok yüksek değil ama yoğun bakımdaki süreçler son derece kritik. Şu anda da ülkemizde pandeminin en yoğun yaşandığı bir dönem içerisindeyiz ve bu nedenle de yoğun bakımlarda ciddi bir doluluk yaşanıyor. Hangi hastalar, hangi COVID-19 enfeksiyonu yoğun bakıma geliyor dersek, bunun yanıtını bulmak çok güç. Belli bir prototip belirleyip, işte bu hastalarda bu olacaktır demek mümkün olmadı. Şu andaki süreç içerisindeki gözlemlerimiz neticesinde söylüyorum. Mart'ta ilk hastayı biz Avrasya Gazi Osmanpaşa Hastanemize kabul ettiğimizde birçok şeyi yeni öğrenmeye başladık. Çünkü bu enfeksiyon bize şimdiye kadar alışık olduğumuz, şimdiye kadar bildiklerimiz dışında farklı kliniklerle geliyordu. Özet olarak şunu söyleyebilirim. Koronavirüs yoğun bakıma ihtiyaç duyan bir sonuca ulaşması öncelikle solunum nedeniyle oluyor. Yani akciğer tutulumuna bağlı olarak gelişen ağır solunum yetersizliği hastalarımızın yoğun bakıma ihtiyacını getiriyor. Ama başka tutulumlar olmuyor mu? Oluyor. Daha az oranda da olsa işte merkezi sinir sistemi tutulumu, işte kalp ya da diğer sistemlerin tutulumu. Ancak yoğun bakıma gereksinimi öncelikli hale getiren akciğer tutulumu oluyor. Ağır solunum yetersizlikleri nedeniyle hastanemize gelen hastaların bir kısmı yoğun bakıma gelmek zorunda kalıyor. Ya da diğer hastanelerden hastanemize ağır solunum yetersizlikleri nedeniyle getirilen hastalarımız oluyor. Burada biz solunum desteğini sağlayarak bu süreci olumlu bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Çok sayıda hastamızı taburcu edebildik. Umarım çok hastaya yardım etmeye devam ederiz. Peki hocam, yoğun bakımda COVID-19 tedavisi nasıl yapılır? Bununla ilgili kısa bir bilgi istiyoruz. Şimdi yoğun bakıma gelen COVID-19 enfeksiyonu hastasının öncelikli sorunu solunum yetmezliği. Hı hı. Solunum yetmezliği bizim daha öncesinde yaşadığımız bazı hastalıklar sırasında gelişen solunum yetersizliklerinden farklı seyir gösteriyor. Kandaki oksijen değerleri ileri derecede düşüyor. Ve bu ileri derecede düşen oksijene bizler müdahale etmeye çalışıyoruz. Daha öncesinde, pandemi öncesindeki süreçte bu tür hastalarımızla yaklaşırken belirlediğimiz bazı stratejiler burada pek sonuç vermiyor olduğunu gördük bu süreç içinde. Bu şu demek, yani yapay solunum desteği, yapay solunum desteğine bağladığınız hastada solunum yetmezliğinin nasıl çözüleceği, bunlar hala bir sıkıntı halinde. Yoğun bakımda öncelikle yapmamız gereken COVID-19 nedeniyle yoğun bakıma gelen hastalarımızda solunum sorununu, solunum yetmezliğini bir şekilde çözebilmek. Bunu da birkaç yöntemle yapıyoruz. Öncelikle oksijen tedavisi, ardından yüksek akımlı oksijen tedavisi, ardından yapay solunum desteği, yani entübasyon diye geçiyor devamlı şeyde, basında ya da televizyonda konuşulurken. Entübasyon, bir entübasyon fobisi oluşmaya başladı toplumda. Entübe edildi, eyvah her şey kötü olacak. İşte entübasyonda işte aslında yapay solunum, yani yapay solunum yapılması için, yapılabilmesi için entübe ediliyor aslında. Yani solunum yoluna bir boru
yerleştiriliyor ve bu boru aracılığıyla da akciğerlerin havalandırılması sağlanıyor. Ayrıca buna rağmen kandaki oksijen ve karbondioksit değerleri kontrol edilemeyen hastalarımızda ECMO denilen yapay akciğer, yapay kalp sistemi kullanılabiliyor. Ya da ECCOR denilen bu düşük akımlı ECMO dediğimiz kandaki karbondioksiti uzaklaştırmak için kullanılan bir takım yöntemler ya da plazma değiştirme tedavisi ya da kanın yıkanması, blood purification denilen kanın yıkanması tedavisi gibi bir takım ileri tedaviler de yapılabiliyor. Bunların hepsini biz Avrasya Hastaneler Grubu'ndaki yoğun bakım ünitelerimizde anında yapabilecek altyapıya sahibiz. Birçok hastamızda yaptık, ECMO'da uyguladık, plazma değişimi de uyguladık, yapay solunum da uyguladık. Ancak genellikle bu yöntemlere ihtiyaç duyma zorunluluğu oluşmadığı noktada başarı şansımız daha yüksek oldu. Genellikle non-invasive kaldığımızda, yani hastalarımızı yapay solunum desteğinde daha sınırlı tutabildiğimizde hastalarımızın daha iyi iyileştiğini, daha hızlı iyileştiğini gördük. Ancak bu Mart ayında ilk hastamızı kabulden itibaren şu ana kadar geçen süre içerisinde edindiğimiz deneyimler ile biz hastalarımızı daha daha emin bir şekilde tedavi edebilme yeteneğini kazandık diye düşünüyorum. Hastalarımızı daha fazla müdahale etmeden, hastalarımızı mümkün olduğu kadar koruyarak, olabildiğince yüksek kalitede destek tedavisi sağlayarak hastalarımızın iyileşmesine artık şahit olmaya başladık. Ve biz yoğun bakımdan hastalarımızı taburcu edebilmeye de başladık. Başından beri taburcu ediyorduk ama sayı giderek artmaya başladı. Hastaların klinik durumları çok ağır gelmeye başladı bu son dönemde. Son periyotta başka organ sistemlerini de tuttuğundan ciddi ağır yetmezliklerle, işte karaciğer yetmezliği gibi, işte kalple ilgili sorunlar gibi bir takım sıkıntılarla da geliyorlar. Bu şartlar altında çok kritik konumdaki bu hastaları dahi müdahale ediyoruz. Sonuç almaya çalışıyoruz, sonuç alıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse bundan da gurur duyuyoruz. Hocam bu süreçte gerçek anlamda çok büyük mücadeleler verdiniz. Çok fazla hastaya dokundunuz, çok fazla hastanın iyileşmesine büyük katkılar sağladınız. Zaten sosyal medyadan bize gelen bu sorular dışında buradan tedavisini alan, taburcu olan yoğun bakım hastalarımızın yakınları da vardı. Bu konuda bizlere teşekkür mesajlarını ileten. Hepsine tekrardan da geçmiş olsun diyelim. Sizlere de katkılarınız için teşekkürlerimizi tekrardan. Bir şey eklemek istiyorum. Tabii hocam, buyurun. Bu arada bu pandemi sırasında hastalarımıza yardım için özveriyle çalışan bütün sağlık çalışanlarına bir kere kendi adıma bir birey olarak, bir vatandaş olarak çok teşekkür ediyorum. Yoğun bakımın buradaki yeri biraz daha farklı. Çünkü yoğun bakımdaki sağlık çalışanı, hemşiresi, sağlık personeli hastayla daha bir yakın temas halinde. Hastanın birçok sekresyonuyla, işte bazı sıkıntılı sorunlarıyla hepsiyle birebir temasta. O nedenle yoğun bakım sağlık çalışanları, hemşiresi, personeli çok farklı bir risk altında, çok farklı bir yoğunluk altında. Ben orada çalışan bir hekim olarak ya da bir vatandaş olarak özellikle yoğun bakım personelini gönülden, yürekten alkışlıyorum. Keşke daha farklı şeyler yapabilme şansım olsaydı onlar için. Hepsine biz de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerek Avrasya Hastaneler Grubu'nda, gerekse tüm sağlık çalışanlarında, yoğun bakım ünitelerinde de hizmet veren herkese buradan sevgilerimizi gönderelim. Bu zorlu süreçte ellerinden geldiği şekilde, en güzel şekilde çalıştıkları için diyelim. Hocam birazdan tekrar sizden son katkılarınızı alacağım. Şimdi hastanemizin, Zeytinburnu Avrasya Hastanemizin iç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Sedat Işık'la Zoom yoluyla bir bağlantı kurmayı gerçekleştireceğiz. Değerli hocamız da gerek poliklinikte gerek yatan hasta servislerinde bu konuda birçok hastanın tedavisinde yer aldı ve başarılı sonuçlarla hastalarımızı buradan taburcu ettiğimiz durumlarla karşılaştık. Sedat Hocam merhabalar, duyabiliyor musunuz? Hoş geldiniz. Duyuyorum. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Davetiye için teşekkür ediyorum. Katılan herkese sıcak sevgilerimi sunuyorum öncelikle. Buyurun.
Hocam şimdi sosyal medyadan bize gelen mesajlardan bazı sorular var. Bu sorulardan da size yöneltebileceklerimizi hemen size yöneltmek istiyorum. Hocam bu COVID-19 hastalığın akciğer dışı bir bulgusu var mıdır? Sizden bunun yanıtını almak istiyoruz. Evet, COVID-19 genellikle akciğer bulguyla karakterize olduğu gözlenen bir hastalık aslında ama çalışmalar gösterdi ki, deneyimlerimiz gösterdi ki COVID-19 sadece akciğer değil, diğer sistemlere de sistemde etkileyen oldukça sistemik bir hastalık. Bunu hepimiz biliyoruz. Örneğin korku alanında bir zayıflama olduğu herkes tarafından biliniyor. %5 oranında. Evet. Demek ki sinir sisteminin tuttuğunu gösteriyor. Kan tablosunda çok belirgin bozukluklara yol açıyor. Ki bunların bazıları biz hastalığın şiddetine ve seyrine öngörmede kullanabiliyoruz. Onun dışında ishal biliyorsunuz, önemli bulgulardan biri. Evet. Ve sonrasında devam edebiliyor. Bunlar genellikle COVID-19 virüsünün yarattığı direkt toksik etki veya vücudun ortalık immün reaksiyonlarından dolayı olan bulgular. Tabii ki damar sistemi temel olarak etkiliyor. Önceden tansiyon olan ama olmayan hastalarda tansiyon yüksekliklerine ulaşabiliyor. Veya damarlarda kötü oluşum riskini artıyor. Bu nedenle çoğumuzun bildiği gibi kan sulandırıcı tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle hastanın yattığı süre içinde gerçekten tüm sistemlerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi ve buna yönelik önlemler alınması önem taşıyor. Kapalı ki bazı risk durumunda olan hastalar, örneğin şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp hastalığı bu süreçten çok etkileniyorlar. Yani sadece akciğer değil, akciğer dışı bunların da tedavi edilmesi gerekiyor COVID-19 durumundasında. Peki hocam. Hocam serviste de birçok hasta takibi yaptınız. Bu konuda da yine devam eden hastalarınız var. Bu hastaların tıbbi takibinde nasıl destekler veriyorsunuz? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii yani Mart ayından bu yana sarıksız hasta takibi ettik gerçekten. Ve bu konuda açık söylemek gerekirse deneyimimiz oldu oldukça. Gerek dünyadan takip ettiğimiz bilgiler, gerekse Sağlık Bakanlığı'nın kılavuzları doğrultusunda hastalarımızı tedavi ettik, yeni bilgiler edindik. Ve şu an söyleyebilirim ki, son dönem özellikle bu bilgilerin ve deneyimlerimiz doğrultuda. Yani gerçekten tüm yeni tedavi şekillerini burada uygulayabiliyoruz. Ve son bulguların da daha başarılı olduğunu tedavi sürecinde görüyoruz. Bu nedenle az önce Sayın Hocam'ın da bahsettiği gibi yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duymadan hastaların serviste takibi ve bunun bu aşamada başarılması çok önemli. Yoğun bakım yükünün azaltılması açısından hem de hastaların pozitif seyretmesi açısından servisteki gerek antiviral tedaviler, gerek bazı destek tedavileri, onun dışında yüksek oksijen tedavileri, serviste başarılı bir şekilde yapılıyor. Bu arada 15-20 gün önce kontrolüne gelen ve sizin programın başında gösterdiğiniz videoda da gördüğüm aslında evet. Son derece sağlıklı olduğunu da belirtmek isterim. Son derece sağlıklı, biraz kilo almış sadece bu süreçte. Onu da ifade etmek istedim. Aslında 30 gün yoğun bakımda kaldı ve trakeostomi tüpü açılmıştı. Belki hatırlayanlar vardır. Onun dışında servis takibinden bahsederken ben gerçekten Sağlık Bakanlığı'nda önerileri doğrultusunda kısıtlı sayıda olması gereken servis takip hemşehrilerinin, personelinin ve çok değerli acil servis karşılayanlarının, doktor, hemşehri, personel anlamında bu süreçte gerçekten ekibim adına çok büyük özveride bulunduklarını söyleyip onlara teşekkür etmiştim. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz hocam. Az önce bahsettiğiniz hastanın kontrole geldiğinden, az önce videodaki izlediğimiz hastamız, taburcu olan hastamız. Tam bu noktada da bir yere değinmek istiyoruz hocam. Merak edilenlerden birisi de bu. COVID hastalarının taburculuk sonrası takip edilmesi gerekiyor mu? Duyabiliyor musunuz hocam? Evet. Evet, duyuyorum. COVID
yeni bir sistemik bir hastalık olduğu için gerçekten tabiri caizse bütün sistemleri bozuyor. Yani tansiyon olan hastanın tansiyon kontrolü bozuyor, şeker olan hastanın şeker düzeni bozuyor. Gerçekten bunların sonrasında da takibi önem arz etmekte. Özellikle hastalığı hafif, orta ya da ağır geçirmiş niyetine göre Sağlık Bakanlığı'nın önerisi doğrultusunda bu tip hastalarda tansiyon tedavilerin uzun süre verilmesi gerekiyor ve bunların sonrasında da takibi önemli. Çünkü bu dönemde gerçekten tromba embolik olaylar, yani kıtı uzunluğuna bağlı olaylar, damarsal olaylar çok sık görülüyor. Dolayısıyla bunların yakın takibi önemli. Uzun vadede bu tip kronik hastalıkların kontrol edilmesi ve tekrar kontrol altına alınması çok önemli. Hatta bu ishal olayları bazı hastalarda devam ediyor. Bunlarda endoskopik işlemlerin yapılması bir süre sonra tabii ki gerekiyor. Ayrıca nörolojik bulguların da sürmesi durumunda yine bir nörolojik konsültasyon yapılması gerekebiliyor. Ben bu hastaların taburcu olduktan sonra da belli periyotlarla polikliniklerde takiplerin gerektiğine inanıyorum. Ve yaptığımız takiplerde ki belli bir sayıda hastamız oluştu bugüne kadar. Son derece başarılı seyrediyor takiplerimiz. Evet. Ve kontrol altına alamadığımız hastalar ise olmadı diyebilirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz bilgilerden dolayı da tüm hastalarımız adına gelen mesajları cevaplamış olalım. Teşekkürlerimizi sunalım. Birazdan tekrardan sizinle bağlantıda olacağız diyelim. Ve şimdi de Gazi Osman Paşa Avrasya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Berna Hocaoğlu eğer şu an bağlantımızı alabiliyorsak kendisine bir geçiş yapmak istiyoruz. Yoksa bir sonraki durumda değerlendirelim. Evet, hocamız bağlanana kadar hemen bir diğer hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz diyorum. Evet, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde biyokimya uzmanımız, uzman doktor Suzan Uzan bizlerle. Sizler de bu süreçte canla başla tüm ekibinizle çalıştığınız gece gündüz diyebiliriz kelimenin tam anlamıyla. İyi ki varsınız diyelim sizlere de. Hocam, sorumu yöneltmek istiyorum. Öncelikle pandemi sürecinde Avrasya Hastanesi laboratuvarında neler yaptık? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet. Ben bu konu için davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Umarım ediyoruz. Dikili diyenlere faydalı olur diye başlamak istiyorum. Biz pandemi sürecinde başında şunu yaptık. Sağlık Bakanlığımızın bizi yetkilendirmesiyle ilk önce immünokromatografi yöntemi dediğimiz bir kart testlerle bize gelen başvuran hastalarımıza ya da danışanlarımıza diyelim COVID-19'un vücutta var olup olmadığını kan yoluyla bakmaya başladık. Daha sonra her süreçte olduğu gibi laboratuvardaki gelişmeler tabii başta tanınmayan, bilinmeyen bir virüs olduğu için sadece var ve yok şeklinde yani bu virüs var, yok şeklinde teşhis ettik. Daha sonra gelişmelerde biz de aynı şekilde laboratuvarımızda o gelişmeleri takip edip ne yaptık? ELISA yöntemiyle kanda bu virüsün vücutta meydana getirmiş olduğu immünoglobulin G ve immünoglobulin M yani COVID-19, IgG ve IgM sonuçlarını rakamsal olarak vermeye başladı. Bu bize neyi getirdi? Bu süreçte bu hastalığa yakalanan hastalarımızın bu virüsü vücuda girdikten sonra antikor oluşup oluşturmadığını tespit ediyor. Buradaki önemli konu şuydu, bu antikorlardan yani COVID-19, IgM eğer pozitifse yani bir değeri varsa şu anda vücudumuzda bu virüs var ve buna karşı vücut savunma yapıyor. Eğer COVID-19, IgG antikoru pozitifse o zaman da şöyle diyoruz. Evet bu virüs vücudumuza girdi ve bu vücudumuz buna karşı bir reaksiyon gösterdi, bir savunma oluşturdu ve vücut buna karşı antikor oluşturdu diyebilecek konuma geldi. Daha sonra 8 Ağustos'tan sonra Sağlık Bakanlığı'nın PCR yöntemiyle yani polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle
bu virüsün test edilebilirliğinin özel hastanelere verilebileceği, yetkilendirilebileceği söylendikten sonra bizler de başvurduk bu konuya. Yetkiyi aldıktan sonra biz de bu sefer halk arasında söylediğimiz sürüntü testi, evet, ya da PCR testi. Bunu da işte boğaz ya da burun ya da her ikisini yaparak almış olduğumuz PCR numunelerini artık Avrasya Hospital'da çalışır hale. Edilenlerden birisi de şu oldu. PCR dedik, antikor dedik. Hani bu hangisiydi, bu hangisiydi diyen kesin oldu. PCR ve antikor arasındaki edilebilecek konuda olur. Şimdi buradaki konu şu. Dünya Sağlık Örgütü'nün tabii bu dönemde PCR yöntemini bir altın standart yöntem olarak kabul etmesi ve bu iki gen bölgesinin mevcut olduğu PCR kitlerinin kullanılmasıyla gerçekten COVID-19'un teşhisinde çok önemli, altın standart dediğimiz bir yöntem olduğunu size sorduğumuz soru şu. Ne istiyorsun? Kandan bakabilirsiniz. Kandan baktığınızda burada antikor testine bakıyoruz. Evet. Bazen danışanlarımız şöyle yapıyor, işte ben bu testi yaptırmak istiyorum dediklerinde hemen bir sonuç almak ve bununla ilgili yapılsın istedim. Şimdi biz hemen olduğunda evet, biz kan testini alıyoruz. 1,5 saat içinde vücutta mevcut olan COVID-19 IgG ve IgM sonucuna antikor değerini verebiliyoruz. Evet. Ama şimdi konu şu. Siz eğer vücudunuza bu virüsü aldınız ve almadıysanız vücudunuzda bu antikorlar oluşmayacak. Doğal olarak bizim almış olduğumuz kan testinde antikorları tespit edemediğimizde hasta hemen şunu söylüyor. Ben testi yaptırdım, bana negatif dediler. Şimdi negatif dediğimiz şey ve sadece şunu söylüyoruz. Siz bu virüsü almadınız ve aldıysanız da henüz bununla ilgili vücutta antikor oluşumu meydana gelmedi. Yani ikisinin arasında şöyle bir fark var. Birinde boğazdan ya da burundan almış olduğunuz virüsün bir kitle muamele yaptıktan sonra bir cihazda o virüsün çoğaltılarak ve o cihazda meydana gelen çeşitli ışımalarla bir eğriler oluşuyor. Biz onları değerlendiriyoruz ve o viral yükün varlığını size söylüyoruz ve pozitif mi negatif mi diye söylüyoruz. Şimdi bunu söylediğimizde bu gerçekten %100 doğru ve net. Çünkü biz şu anda kullanmış olduğumuz kitle, Dünya Sağlık Örgütü'nün de biraz önce söylediğim gibi altın standart dediği iki geni her ikisini içeren bir kit kullanıyoruz. Evet. Burada işte M proteini ve bu DNA bağımlı RNA polimeraz enzimi genini içeren virüs eğer bu almış olduğumuz sürüntüde mevcutsa bunu kaçırmamız imkansız. Bunu kesinlikle tespit ediyoruz. Ve hatta şöyle, viral yükün çok düşük olduğu ve taşıyıcı olduğu hastalarımızda da bunları yakalayabiliyoruz. Ha bunu ne kadar sürede yakalayabiliyoruz? Yani ne kadar zamanda tespit edebiliyoruz? Biz bunları hasta bize geldi, çalıştık. Bütün işlemlerin yapılması yani 2-2,5 saat sürüyor. Ama şöyle söylemek istiyorum. Peki bu sürenin e-nabıza düşmesi bizim sloganımızla aynı şekilde, aynı gün verdiğiniz, evet, aynı gün sonucu, evet, alabilecek şekilde sonuçlarımızı verebiliyoruz. Ve gerçekten bu konuda laboratuvarımızda kullanmış olduğumuz kit ve cihazlarla çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani güvenilirliği konusunda da bu konuda fikrimizi almış ve evet, hastalarımıza da iletmiş olduk. Hem testleri yaptığımızdan, hem ne kadar sürede sonuç verdiğimizden, hem de güvenilirliğinden yola çıkmış olduk. Verdiğiniz katkılardan dolayı size de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, değerli hocamız Berna Hanım uygunsa Zoom bağlantımıza kendisiyle geçeceğiz. Gazi Osmanpaşa Avrasya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Berna Hocaoğlu eğer hazırsa kendisiyle bağlantı yapacağız. Merhaba. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Vallahi iyi diyor, iyi herhalde.
yoğun bir çalışma halindesiniz. Şu anda oldukça yoğun bir süreçtesiniz. Hocam ben size hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum izninizle. Hocam, COVID bulaşma yolları ve korunma yollarından kısaca izleyenlerimize bahsedebilir misiniz? Evet, artık bunu herkes bildiğini umut ederek bir daha tekrar ediyorum. Evet. Öncelikle sosyal mesafe. En az karşılıklı olarak birbirimizden 1,5 metre, 2 metre uzak duracağız. Birbirimize dokunmayacağız, birbirimize sarılmayacağız, birbirimize öpmeyeceğiz. İkincisi olarak maske. Olmazsa olmaz koşulumuz. Mutlaka maske kullanacağız ama bu burnumuzun altında, burada değil. Normal maskemizi taşıyacağız. Üçüncüsü de elimizimiz. Ellerimizi mutlaka yüzümüze, ağzımıza, gözümüze götürmeden önce yıkayacağız. 3 tane temel koruma yöntemi var. Peki hocam, virüsün bulaşıcılığının azaldığı bir süreç dönemi var mıdır? Yani aslında şöyle, geçen sene başladı biliyorsunuz Mart döneminde. Hazirana kadar sürdü, sonra Haziran'dan sonra havaların ısınması, insanların normal açık havalara gitmesi, evet, toplu ortamlar, havalarda bulunması nedeniyle virüs görüldü ama bu kadar yoğun görülmedi. Eylül'le birlikte okulların açılması, kapalı alanların açılması, işte toplu namaz kılınması, toplu ibadetler yapılması, toplu seremonilerin yapılmasıyla birlikte bir anda acayip bir salgın başladı ve sağlık sistemi tamamen çöktü. Yani aslında bakarsanız havaların sıcaklığı ve soğukluğundan ziyade bizlerin toplu olarak iç içe bulunma nedenleri. Evet. Hocam, COVID-19 hastalarının yatan servis sürecinde de enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak başarıyla yer aldınız. Birçok hasta tedavisinde yer aldınız. Peki bu tedavi aşamalarından kısaca bizlere bahsedebilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim, geçen seneki pandemi ile bu seneki pandemi arasında virüsün biraz virülansında değişiklikler oldu. Geçen sene ilk 5 gün içerisinde kötüleşiyordu hastalarımız. Bu sefer ise kötüleşmeler genelde 7. günden sonra artmaya başladı. 7. günden sonra bir anda solunum sıkıntısı, ateş, nefes darlığı, şikayetleriyle hastalar gelmeye başladı. İlk başta atıyorum %58 tutan akciğerler bir anda 28. günde 80'lere, 90'lara bulmaya başladı. Evet. Geçen dönemde daha çok belli bir yaşın üzerinde altta kronik hastalığı olanlarda görürken bu sefer her yaş ortalamasında görüyoruz ve en kötüsüne genç erkeklerde çok kötü seyrediyor. Servislerde özellikle genç erkeklerde kötü seyreden ortak olan bir virüsle karşı karşıya. Evet. O yüzden süreçlerimiz, yani %100 bir tedavisi yok. Daha çok yardımcı tedaviler veriyoruz. Yakın takipler ediyoruz. Solunum desteği sağlıyoruz. Vitamin desteği sağlıyoruz. Çeşitli ilaçlarımız var. İlaç desteği sağlıyoruz. Ama bunların en önemlisi katlamaya becermek. En iyi korunma yöntemi, tedavi yöntemi COVID olmak. Öyle söyleyeyim. Hocam, teşekkür ediyoruz. Zaten korunma yollarından bahsederken gerekli mesajları verdiniz ama izleyenlerimize son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Lütfen COVID olmayın. Bütün hastaneler dolmuş durumda. İnsanların kaldırabileceğinden çok daha fazla hasta sayısı olduğu için şu an sağlık tesisleri tamamen bitmiş durumda. O yüzden kapalı ortamlara girmeyin. Bu üç dediğimiz kuralı uygulayıp sosyal mesafe, el hijyeni ve maske lütfen. Onun dışında COVID olmamak dileğiyle hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın hocam. Teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Evet, şimdi de Zeytinburnu Avrasya Hastanesi acil hekimimiz Doktor Nur Arslan'la gerekli bilgilerimizi alacağız. Hastalar genelde tabii ki ilk olarak acil servise başvuruda bulunuyorlar ve acil servise başvuru süreci ve yapılanlar hakkında değerli doktorumuz, acil hekimimiz Sayın Nur Arslan'dan bilgiler alacağız. Hocam, hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş bulduk. Hastalarımız acil servise geliyor. Bu süreçlerde ne gibi aşamalardan geçiyorlar? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Ya genelde bizim yani genelde bizde acil servis baştan hemen hastanın kapısından başlayan bir süreç. Evet. İlk başta hastanenin ve hasta gerek sağlık çalışanlara güven açısından önce gelen hastaların ateşi, maske kontrolü takip ediyoruz. Evet.
Sonra hasta acil doktora muayenesine, rutine giriyor. Evet. Önce hasta şikayetlere göre uykusu, hekayesi, hastanın bitemesi var, bulguları, sonra fizik muayenesi. Fizik muayenesi, ufak bir şüphe varsa COVID hakkında, bizde bilinen bir sürü testleri var acilde. Evet hocam. PCR, antikorlar ve tomografi. Evet. PCR biraz bir süresi var çıkması için. Hasta hemen tanı koymak için hemen tomografi gönderiyoruz. Tomografi, evet. Evet. Hastanın şikayeti, bulguları ve akciğer tomografisi bir tutulum varsa, tutulum oranına göre hasta değerlendiriyoruz. Tabii hastanın yaşı, ek hastası, bunlar çok önemli şeyler. Yani hastanın genelde hani 60 yaş ve üstü, kalp rahatsızlığı ya da şeker rahatsızlığı var, böbrek rahatsızlığı varsa, evet. Kesinlikle ve akciğer tutulum oranına göre yatış, ya servis yatış öneriyoruz ya da yoğun bakım yatış öneriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hocamız da acil serviste aşırı bir hasta yoğunluğu vardı. Tabii sürecin başında ilk kendisine acile başvurulardan geçiş yapacakken hocamıza da yine de bu yoğunluğuna rağmen katılımından dolayı teşekkürümüzü sunalım. Evet, şimdi de Zeytinburnu Avrasya Hastanesi enfeksiyon kontrol hemşiremiz Gülhan Seçilmiş yanımızda. Hemen kendisine dönüyorum. Hoş geldiniz diyorum Gülhan Hanım. Ve COVID-19 sürecinde Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çok faydalı bilgilerle çalışanlar ve hastalar için çalışmalar gerçekleştirdiniz. Kısaca bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki, çok teşekkürler. Şimdi tüm dünyada olduğu gibi biz de bu sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Her gün yeni bir bilgi, değişen tanı ve daha doğrusu güncellenen tanı ve tedavi yöntemleri oluyor. Bizler de bu yöntemleri kendi bünyemizde uyguladığımız şekilde düzenleyerek, değiştirerek bir aksiyon planı oluşturuyoruz. Avrasya Hastanesi olarak biz kişisel koruyucu ekipmanlarımızı genişlettik. Hemen tüm çalışanlarımızı hızlıca bilgilendirdik. Eğitimler planladık. Bu eğitimleri yine tamamen güvenli ortamlarda, sosyal mesafeye uyarak ya da online şeklinde düzenledik. Ve böylece hastalarımıza daha yararlı, daha bilgili olmaya çalıştık. Peki sormak istiyoruz, hemşiremize soralım. Bu süreçte aileler hep tedirgin, tabii ki sizleri merak ettiler, işte bulaşma riskleriyle karşı karşıya olduğunuzu düşünerekten. Sizlerin ailelerinin tepkileri nedir? Şimdi bu tedavi sürecinde bizler son derece tedbirli davranıyoruz. Ve eğitimli ve donanımlı olduğumuz için korkmuyoruz. Bu işi biz biliyoruz. Bu işi uzmanlar yapacak ve biz de mesleğimizde uzmanız. O yüzden yani gerekli tedbirleri aldıktan sonra ne kadar alırsak alalım tabii ki ailelerimiz de huzursuz ve tedirgin. Ama dediğim gibi burası hastane, evet. Ve biz tecrübeli bir ekibiz. Teşekkür ediyoruz. Buradan da sağlık çalışanlarının ailelerini bir kez olsun rahatlatmış, onlara bu konuda da gerekli donanımlarıyla, tecrübeleriyle kontrolü sağladığımızı belirtmiş olduk. Evet, bu bizim işimiz. Zaten görevlerimiz var, belli. Ama tüm halkımızın sorumluluğu var. Evet. Lütfen evde kalın. Teşekkür ediyoruz Gülen hemşiremiz, enfeksiyon kontrol hemşiremiz. Ve şimdi de Gazi Osman Paşa Avrasya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sayın Selcan Gürsel'e Zoom bağlantısıyla bağlanıyoruz. Selcan Hanım merhabalar. Pekala, bağlantı gerçekleşene kadar Kadir Hocam, izleyenlerimize sizin söylemek istediğiniz son olarak bir mesajınız varsa onu almak isterim. Burada bireysel olarak üzerimize çok fazla görev düşüyor. Bireysel görev de şu, korunmak. Gülen Hemşire'nin söylediği gibi evde kalmak, mümkün kadar temastan uzak kalmak, el temizliğine, el hijyenine, kişisel hijyenimize çok dikkat etmek çok önemli. Berna Hanım'ın söylediği gibi bu hastalıktan en iyi korunma, en iyi tedavi korunmak, hasta olmamak. Hasta olmamak için her türlü gayreti göstereceğiz. Umarım
kimse, bundan sonra başka kimse hasta olmadan kurtuluruz. Bu dertte biter. Teşekkür ediyoruz sizlere yaptığınız tüm çalışmalara. Evet Suzan Hocam, sizin izleyenlere varsa mesajınız son olarak sizin mesajınızı almak isteriz. Ben de bize gelen danışanlara ve hatta tüm halkımıza şunu söylemek istiyorum. Şimdi insanlar kendilerini iyi hissettikleri için taşıyıcı olabileceklerini hiç düşünmüyorlar. Yani sağlıklı olduklarını düşündükleri halde bizler buraya, bize danışanlar, ya benim hiçbir şeyim yok dedi diyen birçok insanın aslında PCR testinin, yani COVID-19 testinin pozitif çıktığını da görüyoruz. Biz tabii bunu pozitif olarak söylediğimizde kişi ama benim hiçbir şeyim yok deyip kendini savunuyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Şu anda mevcut olan bu virüsün ya illa çok kötü bir yani şikayete enfeksiyon yapmadan da taşıyıcı konumunda olabileceğini bir kere halkımızın bilmesi ve bundan dolayı biraz önce söylendiği gibi evde evet kalmaya çalışacağız. Ama diyelim ki evde kalmıyorsak da evet, gerçekten bir laboratuvar yine uygun, güvenilir, hızlı şekilde çalışabilecek bir laboratuvara gidip taşıyıcı olup olmadıklarını da kontrol etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunu PCR testini yaptırdık. Hatta şunu da önermek istiyorum ben. Şimdi COVID-19 testi yapıldı, taşıyıcı oldu ya da pozitif oldu, bu enfeksiyonu geçirdi. Benim önerim şu, bu enfeksiyonu geçirdikten yaklaşık 2-3 hafta sonra bir bununla ilgili, yani COVID-19, IgG, IgM, antikor testlerinin de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Halkımız şunu düşünüyor. Yani biz de tabii ki bu virüs yeni olduğu için tanımadığımız, yeni artık yaşadıkça öğreniyoruz. Ne oluyor? Antikor eğer vücudu enfeksiyon olmasına rağmen eğer antikor oluşmadıysa ikinci kez geçirme şansı da mevcut. Doğal olarak benim önerim, evet, bir PCR testi yapılması gerekiyor, taşıyıcı olup olmadığımızı görmek adına. İkincisi de eğer COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş, izolasyonu olmuş ve bu izolasyondan sonra negatifliği olmasına rağmen yine de bir antikor testi yapıp pozitiflik ve negatifliğini tespit edip ona göre bir rahatlık. Bunda da yine rahat olmamamız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü şunlar da yine biliniyor. Bu antikor testinin de bana göre ayda bir ya da 3 ayda bir. Evet. Acaba bu antikor düzeyi aynı şekilde devam ediyor mu, onu da kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü ikinci kez geçiren, enfeksiyon geçiren, COVID-19 geçiren danışanlarımız, hastalarımız da mevcut. Doğal olarak çok rahat olmayıp Berna Hanım ya da tüm arkadaşlarının dediği gibi dikkatli olmamız ve kendimizi korumamız ve çevremizde, sevdiklerimizde korumamız adına elimizden geleni yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Nur Hocam'ın ve Gülhan Hemşireme de son sözleri için birazdan geleceğim. Zoom bağlantımızda, evet, Gazi Osman Paşa Avrasya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Selcan Gürsel. Merhabalar, duyabiliyorsunuz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için biz teşekkür ediyoruz. Evet, Selcan Hemşire Hanım'a hemen ilk sorumuzu yöneltmek istiyoruz. COVID-19 önlemleri kapsamında hasta ve çalışanlara yönelik hastanede alınan önlemlerden kısaca bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki. Biz Gazi Osman Paşa Avrasya Hastanesi olarak COVID-19 ile ilgili güncel gelişmeleri mümkün olduğunca yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı vesaire doğrultusunda da gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Hastanede gelen tüm misafirlerimiz için tüm giriş noktalarında titizlik kapsamında diğer aydınlarını yapıyoruz ve gerekli bilgilerini aldıktan sonra misafirlerimizin yönlendirmesini yapıyoruz. Hastanemizin tüm giriş noktalarında çalışanlarımız ve misafirlerimiz için bulunan aşı özelliklerimiz mevcut. Aşı ölçümleri yapılıyor. Eğer misafirlerimizden aşı yüksek olan varsa acil ünitesinde özel ayrılmış bölümde ilgili hekimlerimiz tarafından muayeneler edilip gerekli tedavi ve tetkiklerini sağlamaktayız. Hastanemizin tüm alanlarında filtreler ve işitlerde hava verebilen kolaylama sistemlerimiz mevcut. Hastanemiz düzenli aralıklarla dezenfeksiyon ve temizliği yapılmakta. Yatan hasta odalarımız
standart temizliğine ek olarak yine de dezenfeksiyonu yapmaktayız. Sağlık çalışanlarımız için ise düzenli olarak iş yerindeki mevzu tarafından periyodik muayenelerin yapılmakta. Evet. Ve buna ek olarak belirtisi, bulgusu olan çalışanlarımıza, ayrıca temas olan sağlık çalışanlarımıza PCR testlerimiz yapılmakta ve tedavide düzenlenmekte. Tüm çalışanlarımızın çalıştığı bölümlere göre riskleri belirlenip buna göre ekipmanları teknikçisiz olarak temin edilmekte ve ekipmansız hiçbir çalışanımız bulunmamaktadır. Peki Sercan Hemşire, COVID hastaların hastaneye kabul süreci nasıl yapılır? Bununla ilgili kısaca bilgi alalım sizden. Tabii ki Gülün Hanım. COVID-19 şiddeti ya da kanıtsal olmuş olan hastalarımızın hastaneye kabulünde acil ünitesinde özel ayrılmış bir bölümümüz bulunmakta. Hastalarımızın benim takdirlerimizin bu bölümü alıyoruz. Bu bölümde ilgili hekimlerimiz tarafından ilk muayeneleri, tetkikleri yapılıyor ve daha sonra ayaktan ya da yatak tedavilerini planlamaktayız. Bu şekilde. Peki COVID-19 tanılı hastalarımızda yatış ve bakım sürecinde neler yapıyoruz diye son olarak sormak istiyorum size. COVID-19 tanısı ağırda hastanın. Evet. Az önce bahsettiğim gibi acilde özel bölümümüzde COVID-19 tanısı almış hastalarımız önce bu bölümümüzde tetkikleri yapılıyor. Daha sonra COVID-19 tanısı almış hastalarımız için özel ayrılmış bir asansörümüz mevcut. Bu asansörümüz ile birimle transferi gerçekleştiriyoruz. Transferi yapıldıktan sonra hasta maske tanımlanıyor. Hekimimiz ve hemşirelerimiz hastayı değerlendirip yaşamsal bulgular alınıyor. Oksijen desteği bu hastalıkta biliyorsunuz ki olmazsa olmazlardan. İlk önce oksijen desteğini başlatıyoruz geliri varsa. Hekimimiz vizitinde tetkik sonuçlarına göre hastanın değerlendirmesini yapıp tedavisini planlıyor ve bütün hastalarımızı yakın takipte tedavilerini yapıyoruz. Solunum egzersizleri düzenli olarak yapılmakta. Beslenmeye bakım desteği sağlıyoruz. Bu bütün tedavisi, beslenmesi, solunum egzersizleri, oksijen desteği, her şey tabii bittikten sonra eğer hekimimiz de uygun görürse şifa ile taburculuğunu planlayıp eve gittikten sonra da neler yapması gerektiği konusunda tüm eğitimleri verip taburculuğunu yapıyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı size de çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize sizin son olarak söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Lütfen COVID olmayın. Gerçekten çok zor bir süreç. Burada insanların neler yaşadığını gerçekten görmeden bunu anlayamıyoruz. Fakat az önce bütün hekimlerimizin söylediği gibi lütfen sosyal mesafe, el hijyeni ve maskeye lütfen amacımıza dikkat edelim. Ben buradan emeği geçen tüm çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hekimlerimize ve yönetimimize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her şeyle yanımızda oldular. Buradan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür bir borç diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Katılımınızdan dolayı size de teşekkür ediyoruz. Sedat Hocam, bağlantıda mısınız? Tamam, hastası dolayısıyla. Evet, Sedat Hocam. Tamamdır. Sedat Hocam, duyabiliyor musunuz? Tamam. Evet, Gülen Hemşiremizin de izleyenlerimize vermek istediği mesaj varsa son olarak kendisinin de mesajını alalım. Artık slogan oldu. Maske, mesafe, hijyen. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür tekrardan hatırlatalım. Hastanemizin laboratuvarlarında antikor ve PCR testlerimizi hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Kendinizi, sevdiklerinizi ihmal etmeyin diyoruz.
testlerinizi yaptırmanız için sizleri hastanemize davet ediyoruz. Umarız bugün sizlere güzel bilgiler sağlamışızdır ve merak edilenleri yanıtlamışızdır. Hep Covid olmayın, Covid olmayın dediniz. Biz de şunu söyleyelim, sizler de hiçbir zaman eksik olmayın diyelim. Gerek sağlık kuruluşları, gerek doktorlarımız ve hemşirelerimiz, sizler de hiçbir zaman eksik olmayın diyelim, iyi ki varsınız diyelim. Bu süreçte gerçekten zorlu bir mücadele verildi. Avrasya Hastaneler Grubu da gerek yönetimi, gerek tüm sağlık ekibi ile bu konuda birçok hastaya şifa sundu diyelim. Herkese teşekkür ediyoruz. İzleyen herkese buradan sonsuz sevgiler. Sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin.